Hatay'da askerlerimize destek için bir sınır karakolumuzu ziyaret eden sanatçı, sporcu ve medya mensuplarımızla da buluşarak Mehmetçiklerimize moral verdik. Yanlarında olduğumuzu gösterdik. Tabii bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza olmadık ifadelerle hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Buna rağmen hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı askerine desteğe giden sanatçıya kem söz söyleyebilir? İnanın aklımız almıyor. Bununla kalmadık. Aynı şekilde tabii şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Tabii bütün bunlar karşısında maalesef zaman zaman bunlara gereken cevabı siz vermeyin, biz verelim diyen arkadaşlarımız var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Ve bunlarla ilgili olarak şunu unutmayın ki bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabı vermesi gereken makamdır. Değerli kardeşlerim, şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya. Parka filan eksikse onu da gönderin. Şunu bir defa bilmen lazım. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz. Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçiğimizle yürüyoruz. Ve ve bu sabah itibariyle etkisiz hale getiren terörist sayısı 4071. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola gezdin, yürüdün. E şimdi bir de gözyaşı dökmeyi ihmal etme. Bitmedi. Bunların dışında Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 337. Bu da bitmedi. Yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 165. Değerli kardeşlerim, bu mücadele sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Şu anda Bay Kemal ve onunla beraber işbirliği yapan koalisyon ortakları, onların böyle bir derdi yok. Onlar bundan anlamazlar. Onların bu noktada hassasiyeti yok. Onlar bundan anlamazlar. Çünkü onların derdi bu ülkeyi bölmekti, parçalamaktı. Bay Kemal, sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı, onu söyle. Bunları milletime anlatayım ki yani bu adamın ne olduğunu artık herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka bir meseledir. Onun öyle bir meselesi yok.
Adalet yürüyüşü yapıyor değil mi? Adalet yürüyüşünde yanında kimler var? O kadar. Terör örgütüyle işçi olanlarla kol kola, omuz omuza yürüyüş yapıyor. Değerli kardeşlerim, işte bunun hesabını sorma zamanı geliyor. Ve sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Rusya ve İran'la Suriye krizinin çözümünde bir dönüm noktası olan bu zirveleri ve aramızdaki yakın işbirliğini devam ettirmekte kararlıyız. Ve bununla kalmıyoruz. Üçüncüsü inşallah Tahran'da olacak. Ama bu vesileyle burada bir gerçeği söylemem lazım. Ve o da şudur. Doğu Guta ve Duma bu katliamı yapanları evet lanetliyorum. Lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Değerli kardeşlerim, bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin'le bir telefon görüşmem oldu. Görüşmeler bugün yarın yine aynı şekilde devam edecek. Perşembe günü çok sayıda kabullerimizden birini de 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle bir grup avukatımızla yaptık.